Merhaba arkadaşlar, merhaba yazılım robotik kodlama ikinci eğitim videosuna hoş geldiniz. Arkadaşlar bu derste temel elektrik, elektriğe giriş, elektrik devre elemanlarını göreceğiz. Niye peki? Çünkü biz robotik kodlama yaparken özellikle şu motor kartlarını, sürücüleri kullanırken, motorlarımızı kullanırken temel elektrik bilgisine daha iyi kodlama yapabilmek için, daha iyi robotlar yapabilmemiz için ihtiyacımız var. Mesela kullandığımız robot kartının kaç amper motorları çıkış verdiğini, hangi devreleri, hangi motor sürücülerin içinde barındırır, bu motor sürücülerin kaç voltla çalıştığını, kaç gerilimle çalıştığını, ne kadar motor tölere edebildiği gibi birçok parametre var ve temel elektrik bilgimiz olmadan bunları efektif bir şekilde kullanamayız arkadaşlar. Biz gerçekten bu işi ilerletmek, istediğimiz projeleri en verimli şekilde yapmak istiyorsak elektrik hakkında en azından temel elektrik bilgisi ve robotik kodlamada nasıl elektrik bilgisi gerekiyor ben size bunları göstereceğim. Dersimize geçmeden önce şunu söylüyorum. Merhaba yazılım kabanına mutlaka abone olun, like atın, yorum atın arkadaşlar. Yorumlarda bulunacağım herhangi bir sorularınız için. Öncelikle bu derste temel elektrik devre elemanlarını göreceğiz ve en sonda bir küçük proje yapıp bu devre elemanlarının ne işe yaradığını göstereceğiz arkadaşlar. Hemen derse geçiş yapalım. Arkadaşlar temel kavram olarak hemen akım ve gerilimle başlıyoruz. Akım ve gerilim nedir? Gerilim iki uç arasındaki potansiyel farktır. Elektrik devrelerimiz arasındaki potansiyel farktır. Akım ise bu iki uç arasındaki geçen yükün miktarıdır. Yani gerilimi buradaki fotoğrafa baktığınızda suyun seviyesi ne kadar su olduğu olarak değerlendirebilirsiniz. Yani suyun seviyesi ne kadar fazlaysa o kadar su geçer. Fakat burada akım gerçeği var. Akım da buradaki bir musluk gibi davranıyor arkadaşlar. Evet buradan çok yüksek bir basınçla su geliyor. Fakat ben musluğu ne kadar açarsam o kadar damlar. Eğer ben düşük akım istiyorsam pat 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 damlatırım. Fakat yüksek akım istiyorsam musluğu sonuna kadar açarım. Akım ve gerilim bunlardır arkadaşlar. AC ve DC kavramlarına geçiyoruz. AC alternatif akım, alternatif current. DC de doğru akım anlamına geliyor. Kısaca ne anlama geliyor? Hemen onları söylüyorum. Alternatif akımda motorun, hızların, enerjinin yükü değişebilir arkadaşlar. Arttan eksiye, arttan eksiye. Çok sabit bir yol yoktur. Sinüsoid gibidir, sinüs dalgası gibidir. Fakat doğru akımda ise gelen enerjinin yönü hiç değişmez. Her zaman sabittir ve bunlar nerelerde kullanılır? Genellikle DC'ler daha küçük yerlerde, işte robot projelerinde, herhangi küçük hobilerde kullanılır. Fakat AC ise daha büyük sanayilerde, evlerimizdeki akım alternatif akımdır. Daha güvenli ve çok daha güçlü akım verir arkadaşlar. Mesela şu an evlerimizdeki prizlerden gelenler alternatif akımdır. Ve Türkiye standartlarında da 220 volt enerji gelir. Ve bizim genelde kullandığımız mikro işlemcilerde, robot kartlarımızda DC ile çalışır yani doğru akımla çalışır. Onların beslemeleri şu şekilde adaptörlerle, AC DC'ye çevirin adaptörlerle doğru akımı kullanabiliriz. Aynı şekilde bataryalarımız, bunlar da bataryalarda doğru akım kullanılır. Bu arada hemen batarya türlerinden de bahsediyorum. Arkadaşlar bataryada iki tane türümüz var. Az önce akımdan bahsetmiştik. Akım buradaki en önemli şeydir. Alkalin piller, uzun vadeli piller ve lityum pillerimiz vardır. Lityum piller yüksek akım, yani yüksek enerji verirler. Geçen yük miktarı fazladır. Alkalin piller ise daha düşük akım verirler. Bu da neye sebep olabilir? Yani güçlü çalıştırmak istediğimiz yüksek motorlarda genelde biz lityum pili kullanırız. Daha düşük işlerde mesela televizyon kumandası, televizyon pilleri gibi de alkalin pil kullanırız ki daha uzun ömürlü olsun. Çünkü çok fazla orada yüksek enerjiyi yoktur. Elimizdeki sadece bir tane dijital sinyali hareket ettiririz arkadaşlar. Ohm kanunu nedir? Ohm kanunu şöyle bulmuşlar. Bir devreden geçen akımın neyle ilişkili olduğunu bulmuşlar. Bunun gerilimle doğru orantılı, rezistörle yani dirençle ters olan orantılı olduğunu bulmuşlar. Multimetre nedir? Multimetre ölçüm cihazıdır. Devredeki biz akımı ve gerilimi bununla ölçebiliyoruz. İki tane probu vardır. Problarını koyarak, buradan modlarını ayarlayarak devredeki pildeki akımları ve gerilimleri ölçebiliyoruz arkadaşlar. Rezistörler bizim dirençlerimizdir arkadaşlar. Bu dirençlerle devrede istediğimiz şeyleri, herhangi akımı kesebiliriz, gerilimi bölebiliriz. Bölmek istediğimiz, kesmek istediğimiz işler için bunu kullanıyoruz. Kapasitörlerle biz enerji depoluyoruz. Topladığımız enerjiyi ya bir şeyi korumak için, mesela DC akımı engelleyip AC akımı geçirmek gibi ya da devredeki belirli voltajın 220 volttan devre kartına 5 volt 10 volta düşürken kapasitörleri hem güvenlik amaçlı hem işimize yaraması olarak kullanıyoruz arkadaşlar. Diyotlar da tek yönlü akım sağlar arkadaşlar. Bu sayede devrede güvenlik korumaları, rezistörler, daha farklı şeyler amaçlı için kullanabiliriz.
Genel olarak ama akımı tek yönlü sağladığı için güvenlik olarak çok kullanıyoruz arkadaşlar. Ters akımı önlemek için. LED'ler var. LED'ler LED light emitting diyotlar, aslında diyotlar yarı iletkenli diyotlar. Bizlere 1920 yıllarında bulundu. Devrelerdeki çok güzel bir durum bilgisi olabiliyor. Herhangi bilgileri kullanmak için çok güzel ışıklardır arkadaşlar. Switch'ler switch'ler bir devreyi açıp kapamak için kullanılıyor. Resimde gördüğünüz gibi akımı kesiyor ve açıyor arkadaşlar. Budur. Aynı bizim kullandığımız anahtarlar gibi. Kullandım, açtım, akımı açtım, kapadım, akımı artık geçirebiliyorum. Yani artık devrem enerji alıp istediğim enerjiyi alabiliyorum. Röleler de arkadaşlar anahtar olarak düşünün. Bir şeyi açıp kapamaya yarıyor. Bir ucundan VCC ve genedisine rölenin beslemesi, yani her sensörün çalışması için beslenmesi lazım. Elektriğe ihtiyacı lazım. Buradan elektriğini verip bir tane input pininden de dijital olarak bunu kontrol ediyoruz. 0 ya da 1 vererek röleyi açıp kapıyoruz. Ve rölenin de 3 tane ucu var arkadaşlar. Normali open, com ve normali close. Enerji yokken com pininden dışarıya çıktı veriyor. İçinde bobinler var. Manyetik alanı çektiğimiz zaman bobin dışarıdaki herhangi ne bağlıysak ucuna sürebiliyor. Anahtar görevi demiştim. Bir şeyi açıp kapayabiliyor. Normali open'la eğer enerji verdiğimizde normali open'la normali com birleşip kısa devre olup çalışıyor. Tam ters durumda da com'la normali close çalışıyor arkadaşlar. Yani bir şeyi açıp kapamak için çok efektif bir şekilde kullanabiliyoruz ve sanayide, endüstride kullanıyor. Fobi amaçlarında daha çok 5 voltluk röleler, küçük röleler kullanırken büyük sanayilerde 24 voltluk daha büyük röleler kullanılıyor arkadaşlar. MOSFET transistörleri de genelde yine bazı akımları bölmek için anahtar görevi için daha çok kullanıyoruz diyebilirim. Yani aynı switchler gibi uçlarına bağladığımız gate drain source kanatlarıyla, dişleriyle herhangi bir açıp kapamak için birçok işlem için kullanabiliyoruz. H1 işleri genelde bunu motorlarda kullanıyoruz. Motorları iki yönlü sürmek için ters Q2, Q3'ü, Q1'i, Q4'ü ayrı ayrı çalışıp enerji sistemiyle alakalı, yani motorları genel olarak farklı yönlerde çalıştırmamızı olanak sağlıyor arkadaşlar. Genel elektriğimiz bu kadar hızlı hızlı geçmek için hemen pratik çalışmamıza geçiyoruz arkadaşlar. Temel elektrik devre elemanlarını tanıyacağımız çok güzel bir projeyle birlikteyiz. Projedeki amacımız şu. Bir 1800 RPM'lik DC motorumuz var. RPM demek rate per minute, dakikada 1800 tır atıyor. Ben bunu bir push button yardımıyla bir röle kullanarak, yani bir anahtar kullanarak açıp kapamak istiyorum. Amacım şu: push button'a basılıp bulunduğu sürece motor çalışacak. Elimi geri çektiğim sürece motor duracak arkadaşlar. Hemen başlayalım. İlk başta ekipmanlarımızı tanıyalım. Jumper kablolarımız. Rölemiz var. 5 voltla çalışan. Dakikada 1800 tır atan 1800 RPM'lik bir DC continuous dönen, sürekli dönen bir motorumuz var. Bir push button'ımız var. Basılı kaldığı sürece çalışan bir toggle gibi değil, yani bakın bırakınca yerinde kalmıyor. Sadece basmaya odaklı bir push button'ımız var. Bir lityum pilimiz var, 450 mAh'lik. Ve yardımcı ekipmanlarımız olarak breadboard ve mikro işlemcimiz olarak ise Arduino Mega var. Mikro işlemciler dersinde bahsedeceğim. Arduino çok fazla kullanılan bir mikro işlemci. Biz Mega modelini kullanacağız. Daha fazla pine sahip ve işlemcisi biraz daha güçlü arkadaşlar. Hemen başlayalım. Öncelikle rölemin bağlantılarını yapmak istiyorum ben. Rölenin bağlantılarında artı, eksi ve input pini var. Artı ve eksi bunun beslemesi. Eksisi ise artısı beslemesi, eksi ground'ı ve input pini de hangi dijital pinden ben röleyi kontrol etmek istiyorum bu. Artısına kırmızı kablomu taktım. Eksisine siyah kablomu takıyorum. Input pini olarak da sarı kabloyu takacağım ve buna Arduino Mega'da nereden kontrol etmek istiyorsam oraya bağlayacağım. Ve artık rölemin bağlantılarını yaptım. Şimdi artıyı ben beslemek için Arduino'daki 5 voltuma takıyorum. Eksiği ise birçok devre elemanı şu an birlikte kullanacağım için grantları, yani ortaklamak istediğim için grantları breadboard'a taktım. Input pini olarak da ben Arduino Mega'da 9. pinimi kullanacağım. 9. pine taktım. Artık rölem aslında enerji vermeye hazır. Arduino Mega'ya verdiğimde enerji gelecek. Ve son olarak Arduino'dan aldığım GND'yi de ortak GND'ye taktım. Ve Arduino Mega'ma enerjilendirmeye başlıyorum. Gördüğünüz gibi hem Arduino Mega'ma hem röleme enerji geldi, çalıştığını gördük. Şimdi ben push button'ı bağlayarak rölemi bununla kontrol etmek istiyorum. Yani bastığımda çalışacak, bıraktığımda geri haline dönecek. Bunun için push button'ın iki tane ucu vardır. Artısı eksi yoktur arkadaşlar. Herhangi iki ucunu bağlayabilirsiniz. Eksini ben GND ortağına takıyorum.
Yani bir ucunu gene 4 tane taktım. Diğer ucunu da 7. pine takıyorum. Ve artık push button'ımı da röleli kontrol etmeye hazır. Hemen testimizi yapalım. Gördüğünüz gibi basınca rölemi çekiyor. Bırakınca geri eski haline getiriyor. Son olarak motor bağlantımız kaldı. Motorun da iki ucu var. Artı eksi bunun da yok. Eksini taktım. Artısını ise bu sefer ben bunu bir anahtardan kontrol etmek istediğim için. Yani Arduino Mega'dan kontrol etmeyeceğim. Bu yüzden röledeki normali kuma takıyorum. Normali close'a takıyorum arkadaşlar. Röle'de öğrendiğimiz gibi normali open, come ve normali close çıkışları var. Normalde eğer biz rölemiz default olarak com'da çalışır. Fakat biz bunu bir yerden çıktı sürmek istiyorsak, farklı özelliklerini geliştirmek istiyorsak burada ya normali open ya normali close'u kullanıyoruz arkadaşlar. Kullandığımız yere göre, verdiğimiz çıkışa göre iki tarafı kısa devrederek o tarafı çalıştırmaya yarıyor. Röleyi çekmeye ve bırakmaya yarıyor. Motorumuzun da bir tarafını GND bir tarafını normali close'a taktık. Ve artık son olarak lityum pille beslemesi kaldı. 450 miliamperlik bir pil kullanacağım. Bu bir lityum pil. Lityum piller hakkında şunu söylemiştik. Yüksek akım verirler. Ve bu yüksek akımda motorları özellikle zorlandığı yerlerde çok fazla efektif bir şekilde çalıştırmaya yarıyor. Yoksa bizim kullandığımız diğer alkalin piller ya da Arduino Mega'dan direkt çıktı verdiğimiz yerlerde bu kadar biz enerji sağlayamıyoruz motorlara. Eksi ucumu yine GND ortağına veriyorum bataryamın. Artı ucunu ise koma veriyorum arkadaşlar. Kondan ben bunu enerjilendiriyorum. Ve artık sistemimiz hazır. Çalışmaya hazır arkadaşlar. Hemen testlere başlayalım. Gördüğünüz gibi basılı tuttuğum sürece DC motorum çalışıyor. Bıraktığım sürece duruyor arkadaşlar. Bu şekilde ben herhangi bir şeyi bir röle yardımıyla, bir mikro işlemci yardımıyla aslında uzaktan kontrol edebileceğimizi de gördük. Belki şu an kafanızda çok fazla proje de canlandırmış olabilir. Yani ben bunu mesela Wi-Fi kontrolü yapsam, oturduğum yerden evin ışıklarını kapayabilirim. Herhangi bir yerin kilidini açıp kapayabilirim. Bir yeri takip edebilirim. Çok fazla proje yapılabilir arkadaşlar. Bu şekilde temel devre elemanlarını gördük, kablolarımızı gördük, rölelerimizi gördük, mikro işlemcileri gördük. Aslında robotik kodlamada görmek istediğimiz şeylerin bir temelini burada görmüş olduk arkadaşlar. Dersimiz buraya kadar. Kendinize iyi bakın. Merhaba yazın. Kanalına abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.